İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Berna Büyükbayrak. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için hiçbir sebebin olmadığını söyleyerek iki ülkenin geçmişteki ilişkilerini hatırlattı. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok can tuttuysak, geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz, Sayın Esad de biz bu görüşmeleri daha önce de yaptık dedi. Beşar Esad de dün ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti. Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğinin tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Özel, şartlar böyle giderse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçimi talebini dillendiririz ve Erdoğan'ın görev süresinin tam ortasında kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız dedi. Siyasette normalleşme ile ilgili de konuşan Özel, normalleşme süreci bitmez, kendileri normalleşemiyorsa bırakalım onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar dedi. Meclis Genel Kurulu'nda erken seçim kararı çıkması için 360 milletvekilinin oyununun gerektiğini belirten Özel, AKP evet diyemediği için bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum, erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum dedi. EPDK, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle Mesken abone grubu için satış fiyatlarına %38 zam getirildiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kW elektrik tüketimi olan bir Mesken abonesi için ödenecek tutar 207 lira 23 kuruş oldu. Elektrik fiyatlarına gelen zam 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'ye 25 yıl hapis cezasına karar verdi. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edildi ve boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Özgül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump dün 4 yıl aradan sonra Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için canlı yayında karşı karşıya geldi. Trump ve Biden 2022'deki başkanlık seçimi öncesinde de iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmişti. İlk canlı yayın tartışmasında hatırda kalansa Trump'ın sıkça Biden'ın sözünü kesmesi ve iki tarafın birbirlerine hakaret dolu sözler etmesiydi. Bu canlı yayın tartışmasında ise Trump'ın öncekilere göre daha sakin kaldığı söylenebilir. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, gelecek yıl 1. İznik Konsili'nin yıl dönümünde Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. 1. İznik Konsili, Hristiyanlığın içinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacıyla kilise önderlerinin toplanmasına verilen isim. Liselere geçiş sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınava katılan öğrencinin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla başlıyor. Euro 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 2 Temmuz'da tamamlanacak. Birbirinden heyecanlı 8 karşılaşma sonrasında çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak. Son 16 turunda İsviçre, İtalya, Almanya, Danimarka ilk maçlarına çıkacak. A milli takımsa 2 Temmuz'da Avusturya ile oynayacak. Medyascope editörleri ve muhabirleri olarak gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u Instagram'dan, YouTube'dan, X'ten, Facebook'tan veya web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.